İnsanlar milattan önce 600 yıllarında ilk kez dünyanın haritasını çizmeye başladığında dünya gerçekten de çok küçük gözüküyordu. İlk yapılan haritalarda dünya düz ve yuvarlak şeklinde gösteriliyordu. Milattan önce 240 yıllarında coğrafya biliminin bulucusu olarak kabul edilen Eratosthenes, dünyanın yuvarlak olduğunu tespit etmişti. Dünyanın çevresini %1'lik bir hata payıyla ölçmüştü ve dünya ile güneş arasındaki mesafeyi de yaklaşık 500 bin kilometrelik bir farkla ölçmüştü. Fakat yine de yüzlerce yıl sonra bile haritalar hala düz bir şekilde çiziliyordu. Yüzlerce yıldan sonra insanlar diğer kişilerin haritalarına bakarak birbirlerini düzeltti. 1820 yılında Antarktika'nın keşfiyle beraber ortaya şu anda kullandığımız haritaya çok benzer bir harita çıktı. Ve bir anda haritanın sınırları gökyüzü oldu. Eğer uzayın sonunda ne olduğunu bilmek istiyorsak önce başladığı yeri bilmeliyiz. Evrenin nasıl oluştuğu hakkında bir sürü farklı fikir var. Fakat bunlardan en bilineni muhtemelen sizin de bildiğiniz Big Bang teorisi. Big Bang teorisi ilk olarak 1920 yılında ortaya çıktı. Bu teori bir zamanlar evrenin çok küçük olduğunu söylüyordu. Sonrasında genişleyerek bugünkü haline geldi. NASA'ya göre eğer Big Bang'den bir saniye sonrasındaki evrene bakarsak yaklaşık 10 milyar derecedeki nötronlar, protonlar ve elektronlar gibi parçacıklar havuzunu görürdük. Bu gerçekten çok sıcak. Her şey genişledikten ve daha fazla alanı kapladıktan sonra bu derece daha da aşağı düştü. Bu parçacıklar birleşip atomları oluşturdu. Bu atomlar yıldızları, galaksileri ve molekülleri yarattı. Ve sonucunda ise tüm evren gezegenlerle ve insanlarla doldu. Hatta evrenimiz şu anda bile genişleyip esniyor olabilir. Ve uzun bir süre daha genişlemeye devam edecek. Belki de sonsuza kadar. Tamam, her şey çok iyi fakat onlarca hatta yüzlerce teoriler arasında neden sadece Big Bang teorisinin doğru olduğunu inanılıyor? Bunun gerçekliğine dair hiç kanıtımız var mı? Big Bang teorisinin paylaşıldığı sıralarda Edwin Hubble gerçekten de çok ilginç bir gözlem yaptı. Hubble diğer galaksilerin bizden uzaklaştığını fark etti. Hatta bizden daha uzak olan galaksilerin daha da hızlı uzaklaştığını gördü. Hubble'ın bu gözlemi çok önemli bir olay çünkü bu bize evrenin hala genişlediğini gösterdi. Eğer bir şey bizden uzaklaşıyorsa bu şey bize önceden daha yakındaydı demektir. 1964 yılında keşfedilen kozmik mikrodalga arka plan ışıması ile Big Bang teorisinin gerçek olabileceğini gördük. Big Bang'in söylediği gibi eğer evrenin başlangıcında çok fazla ısı ortaya çıktıysa uzayda hala patlamadan kalan radyasyon olmalıydı. Robert Wilson ve Arno Penzias laboratuvarları için bir anten kurarken uzaydaki bu arta kalan radyasyonu keşfettiler. O zamandan beri kozmik mikrodalga arka plan ışıması hakkında NASA'nın Jove uydusu ve WMAP ile daha fazla bilgi edindik. Peki evren hala genişliyorsa bunun sonu neresi? Şu anda bilmiyoruz ve büyük ihtimalle hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü evren sadece genişlemiyor. Genişlerken aynı zamanda daha da hızlanıyor. Eğer hiç durmazsa sonuna yetişmek için gereken hız teknolojisini hiç bulamayacağız. Şu anda bu genişlemenin ışık hızından bile daha hızlı olduğunu tahmin edebiliyoruz. Belki bir gün gerçekten de bulabiliriz.